Olaylar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana dance bolca, dance sizdeyim, come back. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, İlköğretim 4. sınıf İngilizce dersimizin My Day ünitesi Vocabulary kısmıyla yine bugünkü videomuzla karşınızdayız. My Day ünitesinin kelimelerine çalışacağız bugün. Vocabulary kelime bilgisi demek, hep bildiğiniz gibi. Görselimize bakıyoruz. Kelimemiz do homework. Ders çalışan bir adam var. Muhtemelen bu kelimeyi biliyorsunuz. Ödev yapmak demek. Do homework. Do your homework regularly. Burada bir emir cümlesi var. Çünkü cümlemizin başında bir verb görüyoruz. Ödevlerini düzenli bir şekilde yap. Cümlemiz tam olarak bu anlama sahip. Get dressed. Giyinmek demek. Let's get dressed suitably for the party. Buradaki en önemli kalıp for the party, yani parti için uygun bir şekilde suitably. Get dressed, bakıyoruz hemen anlam neymiş, giyinmek. Yine görselimizle bağdaştırabiliriz. Hadi parti için uygun bir şekilde giyinelim. Bu anlamda kullanılmış. Go shopping, evet bu bir araba, ne arabası? Alışveriş arabası. Hemen go shopping ile bağdaştırıyoruz. Alışverişe gitmek demek. Go'nun ne anlama geldiğini biliyorsunuz zaten, gitmek demek. Shopping, alışveriş. Go shopping, alışverişe gitmek anlamında kullanılıyor. Öznemiz my mother, annem, goes shopping on Sundays. On Sundays hangi gün oluyordu? Pazarları. Goes shopping, alışverişe gider. Öznemiz annem. Annem pazarları alışverişe gider. Go to bed. Evet. Gitmek kelimesini yine her zaman olduğu gibi biliyoruz. Bed kelimesi yatak demek. Go to bed bu anlamda yatağa gitmek olarak kullanılıyor. Görselimizdeki çocuk da yatağına gitmiş durumda. My son goes to bed at 8 p.m. Oğlum saat 8'de yatağına gider. Yani saat akşam 8'de konuşan kişinin, cümleyi kuran kişinin oğlu yatarmış. Bu anlamda kullanılmış cümle. Have a shower. Evet, sular akıyor. Bu ne demek? Nerede sular akar? Bir düşünelim. Duş almak demek. I have a shower every night. Evet, zaman bağlacımız every night. Bu da demek oluyor ki cümlemiz bir simple present tense cümlesi, yani geniş zaman cümlesi. Her akşam, her gece duş alırım. Have breakfast. Evet, gördüğümüz şeyler yumurta, sosis. Yani bir yemek yemek. Yumurta ve sosisi hangi öğünde yeriz diye düşünürsek hemen have breakfast'ın anlamıyla ilgili bir çağrışım yapabilir kafamızda. Kahvaltı yapmak demek. Most of the workers don't have breakfast. Workers arkadaşlar işçi demek. İşçilerin çoğu anlamında kullanılan bir kalıp bu. Most of the workers, işçilerin çoğu don't have breakfast. Kahvaltı yapmazlar. Muhtemelen çalıştıkları için işçilerin kahvaltı yapmadığına vurgu yapan bir cümle olmuş. Have lunch. Evet, yine bir yemek görüyoruz. Öğlen yemeği yemek demek, have lunch. Students have lunch at school. Evet, öğrenciler, yani siz okulda öğlen yemeğini yerler diyorsunuz. Have dinner. Evet, daha resmi bir ortam görüyoruz. Akşam yemeği yemek. We have dinner at 7 p.m. We hangi öznemizde acaba? Biz. Saat 7'de akşam yemeğini yeriz. Meal. Evet, burada yakışıklı bir bey ve güzel bir hanımefendi görüyoruz. Buluşmak demek. She wants to meet us. O bizim ile buluşmak istiyor. Yani bu cümlede bir kadın için o bizle buluşmak istiyor diyor. Meet.
buluşmak demek. Wake up. Bu çılgın çocuk ne yapıyor acaba sizce? Güneş doğmuş. Şurası bir yatak. Uyanmaya çalışıyor. Yani yatağından kalkmaya çalışıyor. Wake up. Uyanmak demek arkadaşlar. I wake up at 7 a.m. Evet. Cümlemizdeki anlam nedir? Yine geniş zamanlı bir cümle. Ben saat 7'de uyanırım. Wash. Hemen görselimize bakıyoruz. Bir musluk var, su var, eller. Sabahları biz ne yaparız? Ellerimizi yıkarız. My mother washes the dishes every day. Evet, tabii ki sadece eller yıkanmaz. Cümlemizin öznesi nedir? My mother, the dishes, bulaşıklar demek. Every day, her gün demek. Annem her gün bulaşıkları yıkar. My mother washes the dishes every day. Evet, bu ünitemizin son kelimesiydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bu kelimeler, bu video sizin için faydalı olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.